Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum. Umarım hepiniz çok güzel bir sınav geçirmişsinizdir. Şimdi sizler için TYT kimya sorularını inceleyeceğiz. TYT kimyada 7 tane soruyla karşılaştık. 7 soru da kendi içinde orta düzeyde olan soru tarzlarıydı. İlk olarak kimya bilim ünitesiyle başlayalım. 1 tane soruyla karşılaştık. Burada gelen soru da daha çok zaten element ve bunların sembolleriyle ilgiliydi. Zaten kimya sorularını çözdüğünüzde çok fazla bunların sembolleri, formülleriyle karşılaşıyorsunuz. Periyodik tablo bilginiz birazcık varsa zaten bu soruyu kolay bir şekilde yapmışsınızdır. Burada da civanın sembolünü sormuş ve karşısında C harfi var. Fakat Latin adlarından aldığı için buradaki sembolün zaten yanlış olduğunu görmüşsünüzdür. Ardından atom ve periyodik sistemle ilgili 2 tane soruyla karşılaştık bu sene. Geçen sene de aynı şekilde 2 tane soru bu üniteden çıkmıştı. Atom ve periyodik sistem sorularına baktığımızda daha çok bizim bahsettiğimiz sorulardan çıktı arkadaşlar. Yani akıllı test panelinde gördüğünüz, soru bankasında gördüğünüz, hatta konu anlatımlarında da çok fazla değindiğimiz tarzda bir soruyla karşılaştık. Burada da proton numarası, nötron sayısı bunları bildiğinizde verilen 3 element arasında kolaylıkla yargıları eleyebilmiş olduğunuzu düşünüyorum. Diğer sorumuza baktığımızda bu sefer de periyodik tabloda ametal, metal, sol gazlarla ilgili bir soru çıktı. Burada da 2 tane elementi karşılaştıran bir soru tarzıydı. İşte hangisinin metale ait özellik olduğunu biliyorsanız ya da ametale ait bir özellik olduğunu biliyorsanız buradan gruplandırma yaparak verilen özellikleri yerleştirebilirsiniz. Bu da bence orta düzeyde bir soruydu. Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili bir tane soruyla karşılaştık. Bu sefer verilen sorumuz da molekül üzerinden de azot molekülüyle ilgili 3 tane yargı verilmişti. Hangisinin doğru yanlış olduğu ile ilgili. Burada da etkileşim türlerini bilirseniz azot zaten ametal grubu. Periyodik tablonun sağ tarafında bulunuyor ve yaptığı bağ türü zaten belli. O yüzden bu bağ türüyle ilgili yorum yapabilirsiniz. Yani çok detaylı bir soru değildi bence. Daha önceki senelerde de benzer tarzda sorular gelmişti. O yüzden çok sürpriz bir soru olduğunu söyleyemeyeceğim. Asitler, bazlar ve tuzlar ünitesinden de bir tane soruyla karşılaştık bu sene. Bu soru da bir tablo üzerinden çıkmış olan bir soru tarzıydı. Metaller KLMN diye verilmiş. Karşısında da hangi asitlerle tepkime veriyor? Burada da işte bir skalamız vardı hatırlarsanız. Hidrojenden daha aktif olan metaller ve olmayanlar. Bunları hatırlamışsanız eğer zaten burada ne demek istediğini ve sıralamayı nasıl yapmanız gerektiğini kolay bir şekilde yapabilmişsinizdir. Karışımlar ünitesiyle ilgili de bir tane soruyla karşılaştık bu sene. Geçen sene de aynı şekilde bir tane soru gelmişti. Bu sefer gelen sorumuz çözeltileri karşılaştırmayla yani sınıflandırmayla ilgili bir soruydu. Ya bunu gündelik hayattan bir örnekten bile yapabilirdiniz. Bir çaya bir şeker atmakla 3 tane attığınızda nasıl bir çözelti elde ediyorsunuz? Yani elinizdeki çözelti seyreltik mi, derişik mi? Ve bunların arasındaki bir sıralamayı yapmanız bekleniyordu. Bence bu soruyu da yapabilmişsinizdir diye düşünüyorum. Sadece sürpriz olabilecek TYT'de bir tane soruyla karşılaştık bence. O da kimya her yerde ünitesinden. Geçmiş yıllara baktığımızda daha çok deterjanlar, sabunlarla ilgili sorular geliyordu. Ya da hazır gıdalarla ilgili sorular geliyordu. Bu sene özel bir polimer adıyla ilgili bir sorumuz geldi. Aslında bu soru da günlük hayattan örnek verilecek bir soru. Normal adı teflon olan maddenin polimer adı sorulmuş. Eğer dikkatinizi çektiyse teflonun polimer adı neydi diye bu soruyu 30 saniye içinde bile yapmış olabilirsiniz. Ya da şıklardan işte PET normalde şişelerde olan bir madde, o yüzden tencerelerde, tavalarda kullanılmıyordur gibi düşünürseniz de şıklardan belki eleyebilmişsinizdir. En sürpriz olabilecek soru tarzımız da bu şekildeydi. Genel olarak TYT soruları kolay ve orta arasında değişen bir skalaya sahipti. Hepinizin bunları eğer sisteminizden güzel bir şekilde çalışmışsanız, akıllı testi, denemeleri ya da soru bankamızdaki soruları çözebilmişseniz buradaki gördüğünüz sorular size oldukça kolay gelmiştir diye düşünüyorum. Umarım bütün öğrencilerimiz 2019 TYT Kimya sınavında başarılı olabilmiştir. Hoşça kalın.